Selamlar herkese, ben Ejderha, yanımda da Orhun Duhun. Sizlere bu haftanın öne çıkan Steam indirimlerinden bahsetmeye geldik. Buyur bakalım. Bayağı liste eski oyunlarla dolu ama. Evet, kısmen. Evet. Erken erişimde olan oyunlarımız vesaire de var. Hemen ilk oyunumuza giriyorum. %80 indirimle 5,5 liradan satışta olan Binary Domain. Gears of War çakması. Aynen öyle. Zaten içinde robotların olduğu. Evet, ya çakma derecesinde çalıntı bir yanı var mı? Çok açıkçası ben şey yapamadım. Gears of War aslında daha çok oynayan sensin abi. Ama yani hani esinlendiklerini çok net söylediklerinden ben de çalmaktan ziyade evet hoşlarına gitmiş. Ve benzer bir şey yapmak istemişler gibi hani gözüküyor. Yani çok olumsuz gelmedi bana Gears of War'a benziyor olması. Aksine olumlu geldi. Çünkü Gears of War güzel bir oyun. Single player modu da gayet güzel bir hikayesi olduğunu söylemişler. Spoiler'ı da çok vermeden hani bundan bahsedelim. Ayrıca de çok keyifli bir multiplayer tecrübesi sunduğunu da söylemişler. Arkadaşlarınızla oynamak isterseniz ya da yeni böyle güzel bir TPS türünde oyun arıyorsanız Binary Domain. Evet, 5 lira. Şahane. 5 lira. Daha ne olsun? Robotlara karşı. Evet. Geç. Bir diğer oyunumuz Rising World. Erken erişimde olan bir oyun. %20 indirimle 20 liradan satışta. Yani hala bıkmadıysanız bu işte Minecraft ya da şeyler, Forest'lar bilmem neler vesaireler, Salt vardı çok fazla oynanmadı ama. Hayatta kalma oyunu. Evet. Aynı zamanda da işte crafting yapıyorsunuz. Bol bol kullanıldığı bir oyun. Dünyayı da istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Biraz da galiba şey var bunda, fantastik öğeler de mi vardı bunda? Yani çok yani ben fantastik anlayışına bağlı. Çok yani öyle ejderhalar yok. Falan yoktu değil mi? Ejderhaya ben açıkçası belki çok end game'inde belki vardır. End game'ine yani kadar görmedim yani. Ama zannetmiyorum. Yok, benim oynadığımda iskeletler falan geliyordu daha ilk oyunun başında. O değil. O değil muhtemelen. Tamam. Üçüncü oyunumuz güzel bir hem puzzle yani FPS türündeki puzzle bir oyun. A Story About My Uncle. Yani amcam hakkında bir hikaye demişler. Evet. %80 indirimle 4,5 liradan satışta. Size söylemek istediğim bir şey var mı? Bu da son zamanlarda böyle tek başına ilerlediğin evet. Ortamdaki gizemleri çözmeye çalıştın ama bu biraz daha aksiyonlu. Evet. Biraz daha hoplama zıplama, böyle kendinde bir cihaz var, onunla ileriye atıyorsun falan. Ya şey biraz gibi. Biraz daha farklı. Kaybettiğiniz amcanızı arıyorsunuz. Hikaye bununla alakalı ve kendinizi çok değişik bir evrende buluyorsunuz yani. Atmosfer çok güçlü bir evrende buluyorsunuz. Güzel olan yanı sanki yani Portal'da nasıl, yani Portal serisinde nasıl Portal'ları açarak puzzle çözüyorduk. Bunda da elimizde bir eldiven var. Onunla işte sağa sola tutunuyoruz. Yani sağa sola grappling hook dedikleri. Evet aynen. Yani sarmaşıkla kayıyorsunuz vesaire falan gibi böyle bir hissiyatı olan güzel fiziksel yani fizik motoru da güçlü olduğundan gayet keyifli bir oynanış sunan bir oyun. Göz atabilirsiniz. Bayağı başarılı bir oyun. Ne kadar? %80 indirimle 4,2 lira. 4,5 lira. Dördüncü oyunumuz bu haftaki Dino D-Day. %90 indirimle 2 liradan satışta oyun. Ya şöyle bir şey diyeceğim. Başka bir oyun daha var dedin. Evet. Gerçekten 2 lira şahane bir oyun. Beleş. İnanılmaz güzel de oyuncu yorumları var oyunla alakalı. Oyunun tipine bakıp başka bir oyunla karıştırmayın. Şu an ismini unuttum, bir oyun var. İnanılmaz başarılı bir şey, pardon, başarısız. Yine dinozorlarla alakalı ama bu Dino D-Day fiyatıyla hele 2 lira gibi bir fiyata. Ne abi, dinozorlar mı oluyor? Dinozorlar ya şey biraz evolve kafası. Yani hani ya, dinozorlar da var. Oyuncular da dinozor olabiliyor. Bir de işte hayatta kalmaya çalışan ekip var. Birbirlerini avlıyorlar. Öyle yani takım tabanlı takım bir tabanlı multiplayer bir oyun. Çok yani çok keyifli zaman geçirebilirsiniz 2 lira karşılığında. 1.8 lira. Evet, 1.8 lira. Yani şaka gibi. Şaka gibi. Bu hafta bahsedeceğimiz son oyun Half Dead isimli oyun. %15 indirimle 3,5 liradan satışta. O ya aslına bakarsanız The Cube diye bir film vardı. Aynen öyle. Takipçilerimiz yani, de hatırlayabilir muhakkak. Küpten küpe geçiyordum. Her küpte başka bir tuzak vardı. Tuzaklar çıkıyordu. Bu da ona benzer bir oyun. Evet. Multiplayer tabanlı bir oyun. Yani işte atıyorum yani tam sınırını hatırlamıyorum şu anda. Atıyorum 8 kişi, 8 oyuncuyu birbirine bağlı olan odalara atıyorlar ve odalarda tuzaklar var. Hem birbirinize karşı hem de odalardaki tuzaklara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ya bu özellikle neydi, bu Dead by Daylight mıydı? Yok pardon. Yeni çıktı. Birbirlerine bağlıyor. YouTuber'lar falan da çok oynuyor. Tamam, tabii Dead by Daylight olması lazım. Ha aynen, onun çok popüler olduğu şu dönemde benzer tarzıyla bence çok popüler olabilecek bir oyun. Yani geriliyorsunuz bir yandan, hani tuzaklara yakalanmamaya çalışırken bir yandan da oyunculara karşı hani odadan odaya geçip aslında çıkışa ulaştığınız bir oyun. Aynen öyle. Ya, bu ne kadar? Bu 3,5 lira. %15 bayağı, indirimde. Bayağı düşük bu hafta. Yani indirimli olmasa bile gayet düşük aslında zaten fiyatı ve dediğim gibi arkadaşlarınızla gayet keyifli anlar geçirebileceğiniz oyunlar. Çoğu böyleydi. Evet. Bu haftanın konsepti herhalde böyle oldu. Like.
Aynen. Like bu indirimlerin 22 Ağustos saat 8'e kadar devam edeceğini de ekleyelim önceden. Sonradan da her zaman gibi eğer yararlı bulduysanız bu videomuzu lütfen beğenmeyi ve Multiplayer YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın. Bir klik. Bir klik. Hiçbir şey değil. Görüşmek üzere.